Üzüntülüyüz. Maçın başından sonuna kadar tek kale oynanan bir karşılaşmaydı. Herhalde rakibimizin zaten bir tane hata var, o da gol oldu. Golden önceki pozisyonu biz gol yapmış olsak belki biz öne geçecektik ama maçın geneline baktığımız zaman zaten ilk yarıda 4-5 tane, ikinci yarının sonlarına doğru yakaladığımız %100 pozisyonlar var, kafa var. Yani bugün golün her türlüsünü kaçırdık diyebilirim. Çok pozisyona girdik. Rakibi de tebrik ediyorum. Gücü nispetinde çünkü bulunduğu konum itibarıyla puan ya da puanlara çok ihtiyacı vardı. Sadece savaştılar, mücadele ettiler. Buldukları tek atakla da golü buldular. Onları mücadeleden dolayı kutluyorum. Biz oyuncularımız da bu maçı kazanmayı çok istedik. Çok da çaba sarf ettik. Maçın dediğim gibi hemen hemen tamamını rakip sahada tek kale oynayarak ve pozisyon üreterek ve o pozisyonlarda kaçırarak geçirdik. Ama futbolun içinde böyle şeyler var. Biz çok önemli bir avantajımız vardı. Bugün rakiplerimizin birbiriyle oynayacak olması da bizim için büyük bir avantajdı. Sadece bu avantajımızı kaybettik ama gene de puan olarak da avantajımız var. Biz bu yola baş koyduk oyuncularımızla birlikte şehrimizde. Hiç kimse merak etmesin. Biz gene şampiyon olacağız. Artık bu maçı unutacağız. Bu maçtan çıkaracağımız çok dersler var. Pazar günü oynayacağımız Keçiören maçına tamamen odaklanacağız. İnşallah o maçı kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Hatay'a da 53 senelik o hasreti inşallah hep beraber dindireceğiz. Var mı sorumuz? Tamam. Teşekkürler, sağ olun. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Yeter hocam, teşekkür ederiz. İki taraf için de çok önem derecesi yüksek bir maçtı. Bunun maç öncesinde zaten farkındaydık. Hatay Spor'un şampiyonluk adına çok ciddi bir hedefi var. Bizim ligde kalma adına hedefimiz çok ciddi. İki taraf da maçın ciddiyetinin farkındaydı. Zaten oynanan oyun bunu gösteriyor. Sonuç itibariyle bizim skor almamız gerekiyordu. Burada oynamak, oyunun ofansif tarafını baskın oynamak, topa sahip olmak vesaire gibi kriterleri göz ardı ederek direkt skora yönelik bir oyun oynadık. Sonuç itibariyle de skoru aldık. 60. dakika kırmızı karttan sonra yaklaşık 35, 7 dakika uzatmayla beraber 35-40 dakikaya yakın 10 kişi oynadık. Oyuncularımız çok iyi mücadele ettiler. Yani maç öncesinde hazırladığımız oyun planına sonuna kadar sadık kaldılar. Kırmızı karttan sonra ciddi efor sarf ettiler. Sonuç itibariyle galip geldik. Matematiksel olarak daha işi bitiremediğimiz için aynı ciddiyetle diğer maçlara hazırlanmaya devam edeceğiz. Hocam geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Geçmiş olsun hocam. İnşallah böyle gider.